Sadece bir park yüzünden değil, direnişimiz anlaşılamadığımızdan. Sadece bir park yüzünden değil, parktan önce bir Osmanlı pastanesi, ondan önce bir sinema ve ondan önce... Yerel eylemlere rağmen hükümet alışveriş merkezi yapmak amacıyla şehirdeki yapı taşlarını yıkmaya devam etti. Eylemler sonuçsuz kaldı. Gerçek demokraside vatandaşlar sorgulayabilir ve devletin girişimlerini değiştirebilirler. Direnişimiz orantısız polis gücünde. Hükümet Gezi Parkı direnişçileri üzerinde biber gazı, toma ve fiziksel güç uygulamasaydı bu manzaralarıyla karşılaşmayabilirdik. Gerçek demokrasilerde eylemlere izin verilir ve vatandaşlara orantısız güç kullanılmaz. Direnişimiz yandaş medya yüzünden. Türkiye medyası direnişleri başladığı andan itibaren gösterseydi bunlar gerçekleşmeyebilirdi. Maalesef devlet ve medya arasında güçlü bir bağ bulunmaktadır. İşte bu yüzden biz direnişçiler sosyal medyayı yabancı basının ilgisini çekmek için kullandık. Gerçek demokrasilerde medya bağımsızdır ve olayları dengeli ve tarafsız bir şekilde yayınlar. Direnişimiz korunmayan azınlıklar yüzünden. Farklı görüşleri korumada hükümet üzerine düşeni yerine getirebilseydi bunlar gerçekleşmeyebilirdi. Devletin gerek Reyhanlı'daki Alevi vatandaşlarımıza yapılan saldırıya karşı verdiği zayıf tepki, gerek alkol yasakları, hatta devlet ile aynı görüşü paylaşmayan şirketlerin piyasada tutunma çabası, işte bizleri, halkı bu noktaya getirmiştir. Hükümet azınlıkları korumamakla kalmayıp, aynı zamanda onları yok etmeye çalışmıştır. Gerçek demokrasilerde azınlıklara ve farklılıklara her zaman değer verilir. Direnişimiz demokrasi yüzünden.